an Gümüşhacıgül ilçemiz otogarındayız. Otogar işlet vezirlerinden. Aslan Akgöz. Aslan Akgöz'le beraberiz. Aslan Bey, işler nasıl gidiyor? Allah'a şükür çok iyi. Bayram, yaz sezonumuz iyi geçti. İnşallah kış sezonumuz da iyi geçer. Bayramda işleri tatmin oldunuz ya. Olduk. Beklenen geldi. Beklenenden daha fazla oldu ya. Düşünenden fazla güzel. Oldu. Peki otogarımızın kapasitesi nedir? Durum nedir? Otogarın kapasitesi işte mevcut nüfus sayımına göre iyi. Sadece Ankara firmamız yok ama diğer tarafta Mersin Bilişli, Samatya Torun her yere otobüsü kalkıyor. Yani buradan sizden Türkiye'nin her tarafına kalkıyor. Evet, Türkiye'nin her yerine otobüs Ankara kalkıyor. Ankara hariç, onlar da Mersin Bilişli, Samatya Torun her türlü kesiyor. Oradan ulama yapıyorsun. Evet. Firmaların sahibi bakayım. Ana Samatya Torun'umuz var, İstanbul'a gidiyor. Evet. Erbaa Seyahat orada İstanbul'da. Kaptanoğlu var, buradan Balıkesir'e gidiyor. Esadaş Erzurum'a gidiyor. Van Gölü şeye gidiyor, Van'a, Erciş'e gidiyor. Evet. Yani buradan Türkiye'nin Köprü Çerkezköy'e gidiyor. Yani Türkiye'nin her tarafına nakil yapabiliyorsun. Bursa'ya. Biz insan taşıyoruz. Çanakkale, evet. Biz insan Çanakkale'ye faiz seyahat gibi her tarafı otobüsü var. Evet. İşler güzel diyorsun. Evet. Otobarımız iyi. Evet. Çanakkale'de yaşıyorsun sen. Evet, yaşıyorum. Aslan neredesin sen şimdi? Sekülü. Sekülü. Bunu ne zamandır yapıyorsun? 22 yıldır bu işin mesela yapıyorum. 22 yıldır otobüsü. Evet, otobüs yazdım. Yani biz arabaya alıştırmış otobüsü. Tabii. Olsun hadi abi. Ben seni görüyorum zaten. Uçak var ya. Evet, uçak da. Sizi engelledi mi? Uçak şöyle oluyor. Bagajsız yolcu, ani gitmek isteyen yolcu engelledi ama bagajlı olan yolcu otobüs zaten ne yapıyor? Bagajlara tarife uygun demişsiniz herhalde. Kırsal kesim olduğundan bizim burası. Evet, değerlendirmeni alalım. Ali abi. Kargo işi yapıyoruz, insan işi yapıyoruz. Kargo işi yapıyoruz yani. Uçağa karşıyız diyoruz. Uçağa karşıyız. Uçanlara karşıyız. Uçanlara karşı diyelim. Herkesin zevkine göre, herkesin gideceği yere göre. İhtiyaç çekelim, bir şakasın diyoruz da tabii. Yalnız şu an Gümüşhacıköy'ün eşyası çok. Evet. Bagaj getirmeyen arabaya zaten yolcu vermiyor. Biz biraz da herhalde bagaja döndüğümüz zaman. Evet, bagaja döndük. Eskiden bagaj bedavaydı. Bagaj. Şu an. Ama mazlum iznesi olmuş 41 lira abi. Ya doğru ama ben bir şey söylemiyorum. Yani insanlar da buradan her şeyi götürüyor. Adam dağılıyor, kırılıyor. Tabii. Yani artık yani insan odaklıktan dolayı değil de biraz da bagaja yönelmişe benziyor. Şimdi şöyle bir koliyi vatandaş getiriyor İstanbul'a gönder. Ya 50 lira alsan otobüsü bu 50'de gider mi? Halbuki içinde ekmek 100 lira. İçinde ekmek 100 lira da bu gidiyor 200 lira gelir. Aha bu. Doğru. Sana mı söyleyeyim ya? Evet. Şimdi sen bizi izliyorsun herhalde. Tamam, izliyorum. Ben sizi tahmin ediyorum. Evet. Akipçimizsiniz. Kamera yanaş. Yanaş kamera. Bizim izleyicimizsiniz. Tabii. Ne düşünüyorsunuz konularla ilgili? Ben sizi de çok tahmin ediyorum Ali abi. Sizin yaptığınız haberlerden de memnunum. Evet. İstanbul'da eş dostları gösteriyorsunuz. Buradaki eş dostları memleket dışarıdaki gurbet çekenlere de gösteriyorum. Ondan memnunum yani. Sen de görecekler bir şey söyleyeceğim mi? Tüm sevdiklerime, Gümüşhacıköy'de bağımlı olan herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Biz insan odaklı çalışıyoruz. Evet. Ulaştırıyoruz, evet. Kavuşturuyoruz. İnsanları sevdiklerine kavuşturuyoruz. O telefon mu yapıyorsun abi? Sesli telefon mu yapıyorsun? Nasıl yani? Sen nasıl iletişim kuracaksın? 0535-393-5747 normal telefon, sabit telefon 717-1325'te telefon numaramız. Bize ulaşabilirler. Evet, bize ulaşabilir her zaman. Evet, her zaman. Burada yayında izleyenlere de %15 indirim var mı? Var. Evet, televizyon sabiyemiz.